Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sami Yusuf. Bugün sizlerle Blender'da animasyon yapacağız. Öncelikle Blender uygulamasını açıyoruz. Arkadaşlar ben burada bir tane Minecraft karakteri kullanmak istedim. Daha basit olur diye. Edit Mode'a geçelim. Şimdi arkadaşlar numpad'den 3'e basalım. GZ diyelim. Bunu Y ekseni tam üstüne koyalım, bırakalım. Şimdi bunun scale'ını büyüteceğiz Z ekseninde. İsterseniz bunun X ve Y ekseninde büyütebilirsiniz. Ben bunu da büyüteceğim daha güzel olsun diye. 4 çarpı 4'lük bir ayağını yaptık. Tamam. Şimdi numpad'den 3'e basalım. GZ diyelim. Tamam. Arkadaşlar şimdi tekrardan Object Mode'a geçip Shift A yapın. Buradan da küp seçin. Gördüğünüz gibi kenarda bir tane daha çıktı. Bunu niye yapıyoruz? Ayakları hareket ettirebilmemiz için yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrardan Edit Mode'a geçiyoruz. Tepeden bakalım bir. Öncelikle şunu bir genişletelim. Şöyle koyalım. Tamamdır. Tamam. Böyle iyi. Biraz genişletelim. Tamam. 3'e basalım arkadaşlar. GZ diyelim. GY de diyelim. Tam yan yana olmaları için. Tamam. Şimdi bunu uzatalım şöyle. Bakalım. Eşit bu. Yalan mı? Tam değil. Şimdi seçelim. Azıcık şöyle yapalım. GZ diyelim. Tamamdır. Eşit boyda oldular. Gördüğünüz gibi buradan da geçiş yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar gövdesini yapacağız. Tekrar Object Mode'a geçiyoruz. Shift A yapıyoruz. Plane diyorum. İşte küp diyoruz. Arkadaşlar şimdi gövdesini yapacağız. Bu biraz büyük olacak. Şimdi scale'a gelelim. Şuradan genişletelim. Tepeden bakalım, hatta daha rahat genişletmek için. Tamam. Şimdi şöylesine Y diyelim. Tamamdır. Şimdi bunu GZ diyelim. Anlattı. GZ. Tamam. Şöyle biraz yukarı kaldıralım. Sonra bunu uzatalım. Bu kadar uzunluk bence yeter. Şöyle wireframe moduna geçelim. Daha rahat görürüz. Tamamdır. Aslında burada ayaklar çok küçük kaldı. Gibime geldi. Şunu kenara alalım. Şimdi şunu seçelim. Bunlardan Edit Mode'a geçelim. Tamam. Arkadaşlar tekrar Wireframe moduna geçelim. Şunu seçelim. Çıkalım Wireframe modundan. Şuraya tıklayalım. Scale'ını uzatalım. Çok da uzun olmasın. Tamam. Bu yeterli. Şimdi şuna tıklayalım. Şu küp 1'i seçelim. Bunun da edit moduna geçelim. Moduna geçelim. Olmadı. O zaman şöyle şuna edit mod. Şimdi buradan da edit mod. Tamamdır. Wireframe moduna. Hop, bunu seçelim. Scale'a gelelim. Uzatalım. Harika. Tamamdır. Şimdi şunda da bir edit moda geçmek isterdim ama şimdi geçemiyorum. Hop, bunu GZ diyelim. Yükseltelim, tamam. Buradan tekrar object moda geçip bunu seçelim. Tamamdır. Şimdi gövdeyi eski yerine koyalım.
Yanlış yere tıkladık. Tamam. Şöyle yakınlaşalım. Tamam. Şimdi bunu yine koyduk. Tamamdır. Sanki şu bana küçük geldi. Sen bana küçük geldi. Şunu bir uzat olmaz. Tamamdır. Tepeden de bakalım. Şu bizim gövdeyi seçelim. Move'a gelelim. Tamamdır. Gövdeyle ayakları hallettik. Şimdi arkadaşlar size kollarda. Object moddayız. Shift A diyelim. Q. Tamamdır. Şunu kenara çekelim. Aslında arkadaşlar bunu bence sıfırdan yapmak yerine şu Q1'i seçelim. Shift D diyelim. Bakalım kopyaladı mı? Yok, kopyalamadı. Shift D. Aynen. Tamamdır. Böyle iyi. Arkadaşlar bence bunu karıştırmamak için kafamızın önü burada olacak. O zaman şöyle yapalım. Şöyle bakalım. Bu bizim sağ ayağımız şu. Sonra sağ ayak diyelim. Şu bizim sol ayak. Sol ayak tamamdır. Şu bizim gövde. Gövde tamam. Şu da bizim sağ kolumuz. Sağ kol dedik. Tamamdır. Şimdi bunu seçelim. Tepeden tekrar tam bir bakalım. Şunu getirelim. Tamamdır. Şimdi bunu yükseltelim. 3'e basalım. Wireframe moduna geçerim. Tamamdır. Şimdi bunu da Shift D yapalım. Shift D GX tamamdır. Şimdi bunu da şöyle sol kol diye ayarlayalım. Tamamdır. Şimdi sıra kafada. Shift A, Mesh, Q. Kenara çekelim. Şimdi şunu biraz büyütelim. Tamam, bir deneyelim. 3'e basalım. G. G'ye basalım, taşıyalım. Bakalım. Şunu da şuraya geçirelim. Bence çok büyük oldu. Şunu scan'ı az küçültelim. Şunu indir. Şuradan bakalım. Wireframe. Hadi tam oturmuşuz. Şunu biraz yana çekelim. Şunu seç. Şöyle tamamdır. Ortaladık sayılır. Şöyle alttan da bakalım. Şu bizim küp kafamıza. Şimdi şunun adını da kafa yapalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, şimdi animasyona geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bizim sağ ayağımız. Şimdi arkadaşlar burayı açıyoruz. Burası bizim animasyon yerimiz. Şimdi nereden başlatacağımız şey bu. Birinci saniyeden başlatalım. Sonra da buraya tıklayıp değiştirebiliriz. 100 yapalım şimdilik. Tamamdır. Şimdi şöyle Rotate'e tıklıyoruz. Şöyle bakalım. Tamam. Şöyle öncelikle şunu şöyle çevirelim. G'ye diyelim. Yanlış yaptık. Henüz başlatmadık kaydı. Buradaki animasyon. Şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu böyle çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir tane nokta oluştu. Şimdi şuna tıklıyoruz. G'ye. Ve bunu da şuraya koyuyoruz. Diğer ayak içinse bunun tam tersini yapacağız. Ama bence şunu biraz daha öne eğelim.
Şuradan bir bakalım. G'ye basalım. Tamam. Şimdi diğer ayağı seçiyoruz. Bakın şuradaki nokta gitti. Çünkü bu ayak için onun animasyonunu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şunun x eksenine çevirelim. Şuradan bakalım. G diyelim. Şimdi kolları da yapalım. Bakalım olmamış. Şunu geri alalım bir. Şunu aç kapa yapalım. Şunu tekrar seçelim. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi geldi. Şuradaki nokta. Şimdi bunun yerini gene ayarlayalım şuraya. Tamamdır. Şimdi kollar için aynısını yapacağız. Şunu aç kapa yapalım. Hop, şunu şöyle yapalım. G yapalım. Tamamdır. Aynısını sol kol için de yapalım. Şunu aç kapa yapalım. Şunu şöyle eğelim. G'ye basalım. Tamam. Bunun için olmadı. O zaman şimdi aç kapa yapalım. Bakalım olacak mı? Evet oldu. Tamamdır. Sonra şuna tıklayalım. Çok fazla oldu. Şimdi yanlış yere tıkladık. Yanlış yere. Şunu tekrar koyalım. Tepeden bir bakalım. Gördüğünüz gibi kol burada ayrılmış. Şu kolu seçelim. Aranan. Tamam oldu. Şimdi wireframe moduna getirelim. GX. Şöyle ayarlayalım. Bakalım. Tamamdır. Bu da çok içine girmiş. O zaman şimdi şöyle biraz çekelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar tekrardan yapıyoruz. Şimdi buradaki saniyeyi 10'a getiriyoruz. Hatta 5'e getirelim. Tamamdır. Tekrar rotate'e geliyoruz. Şuradaki yere tıklayalım. Hatta üstünde de yazıyormuş. Kontrol numpad'den 3'e basarsak o konuma gelinmişiz diyor. Evet. Kontrol ile numpad'deki 3 tuşuna basarsak arkadaşlar bu görünüme geçiyormuş. Bu da bir bilgi. Şimdi şu ayağı tam tersi yerine koyuyoruz. G diyoruz. Ve bunu şöyle birazcık daha şunun eğimini biraz azaltalım. Tamam. G. Tamam. Bir şey unuttuk. Şimdi geri alalım. Şuradaki şeyi açıp kapatmayı unuttuk. Tekrar kontrol 3'e basalım. Şunu şöyle yapalım. Şuraya koyalım. Gene olmadı. Acaba niye? Anda oldu. Şimdi seçelim. Şu ayağı geri koyalım. Pek güven vermedi. Bir bakalım. Tamam, koydu bu sefer. Tamam. Şimdi diğer ayağa geçelim. Şuradaki aç kapa yapalım. Bakalım bunda şey neymiş? Numpad'den 3'e basarsak direkt normal. Şimdi şöyle yapıyoruz. G'ye basalım. Tamamdır. Şimdi sıra diğer kollarda. Şimdi Ctrl 3'e basıyoruz numpad'den. Kolunu şöyle çeviriyoruz. Şuraya koyuyoruz. Option'ı seçiyoruz. 3'e basıyoruz. Şimdi şöyle.
Şuna G diyerek şuraya koyalım. Bakalım. Tamamdır. Bir bakalım. Bakalım bir. Burada yanlış şey tıkladık. Şöyle şeye basalım. Arkadaşlar bunu birkaç kere daha tekrar edersek tam bir yürüme efekti olur. O zaman arkadaşlar günlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.